hafta önce tavuk döneri kaça alıyordun? 175 TL. 175 TL. Şu an 315 TL alıyorum. Yarınki alışım 345 TL olacak. 345 TL olacak. %100'e yakın tavuk dönerde zamlanma var. Alışında satışı ne kadar oldu? Satışım şu an ben 6-10 TL'ye satıyordum. Şu an 15 TL'ye satıyorum. Ve zararına biz sürümden kazanmaya, esnaflara tabi olduğundan dolayı fazla zam yapamıyoruz. Çünkü esnaflar da bütçeye göre hareket ettiğinden dolayı biz ona göre satış yapıyoruz. Müşteri kitleyi esnaf olduğu için, onların da alım gücü düşük olduğu için sen de %100 maliyet artışı olmasına rağmen fiyatlara %50 yansıtabiliyorsun. Yani mecburen. Çünkü ister istemez domatesleri ben kilosunu 15 lira alıyorum şu an. Fiyattan marulun tanesini 15 lira alıyorum. Maydanozun tanesini ben 4 lira alıyorum. Ya beni kurtarmıyor ama ister istemez mecburen makul fiyata vermem lazım. Kömür fiyatı. Kömürü ben 6 ay önce 5 TL alıyordum. Ne kömürü bu? 5 TL. Şimşek kömürü. Meşe. Meşe, evet. Anlatıyorum. 105 TL alıyorum şu an. Aradaki piyasanın farkı. 6 ay önce? 6 ay önce 105 TL alıyordum. Şu anda 105 TL. 3 katından daha fazla. Yani millet dıştan davulun sesi biraz hoş gelir ya. Evet. İçeride girince pek oyun olmuyor. Et mesela, ben eti, etin kilosunu 60 TL alıyordum. Şu an 115 TL. 115 TL. Valiyetle kurtarıyor. Nasıl dönüyor? Tabii mecburen. Sürümden kazanmaya çalışıyoruz. Ya biz bu zam yaptık. Esnaf yemeyecek. Biraz da esnaf düşünelim. İşletme ayakta kalsın. Yani. Yarın bakarız diyorsun. Cebimize 5 kuruş koy. Biz gezinirsin yeter. Dükkanı. Mesela ayran. Ayran da biz ithal etmiyoruz. Şu an ben 24 TL alırken polisini şu an 45 TL. 24'ten 45. Neredeyse. Yani. Ekmek. 1 lira ayarlıyordu. Şu an 1,5 TL. Yani şimdi içine biraz maliyetlerde %100 artış olmasına rağmen yani fiyata sen ancak %50'sini gösterdin. Mecburuz başkanım. Boyanmıyor. Yani esnaf biz ne kadar koysak bizim müşterimiz o kadar düşüyor. O yüzden geçirmek için biraz daha olsa yani fazla şey yapmadan yansıtmaya çalışıyoruz. Allah sonumuzu hayırlı eylesin.